Osmanlı döneminin 1900 yılların başından Cumhuriyet'in ilanına kadar aşağı yukarı bu 160 yıl aşağı yukarı. Bu kitabın içerisindeki resimler, padişahların özel yaşantıları her biri. Saat, ceketlere, montlara takılan, yeleklere takılan bir köstekli saat. Hepsinin bir ayrı ayrı anısı var. Ben jandarma subay olduğum için emekli oldum. 27 yıldan beri meslekte sürekli tayin olduk, sağa sola gittik. Her gittiğimiz yerde ne hoşumuza gittiyse, özellikle benim hanım, bunu da alalım, şunu da alalım derken bu salon meydana geldi. Elbette ki bunu taşıması da, götürmesi de her bir şey bir sıkıntı ama esas bu malzemelerin içerisinde dedemden kalanlar. Bu dedemden kalanlardan da en önemlisi Osmanlı ders kitabı. Bugün birçok şeye kaynak olabilecek kitaplar. Yani ben bu kitabı da eğer iyi bir yer olursa teşhir edebilecek, gençleri Osmanlıcaya yönlendirebilecek, heveslendirebilecek bir kitap bir yere sergilenmesini isterim yani. Ondan sonra burada işte radyom, yine eski bir radyomuz. Yukarıda az önce gördüğünüz 1910 yılı yapımı Rus mühürleriyle mühürlenmiş bir semaver. Bunlar buraya girdiğim zaman bu salona bana dedelerimin, babalarımın eski günlerini, nostaljik hayatını göz önüme getiriyor. Kimi zaman duygulanıyorum, kimi zaman rahatlıyorum. Kimi zaman da kendi kendime diyorum ki iyi ki o günleri yaşamışım. Şimdi sadece müze gibi yapıp gelen giden gençlere, yeni nesillere bunları aktarma fırsatı buluyoruz. Çok çok şaşırıyorlar geldiği zaman. Burada resim çekinenler de oluyor. Kendim aynı zamanda oyunculuk yaptığım için de merak edenler de geliyor görüyor. Bazen böyle beraber resim çekinelim deyince ben de oraları alıyorum. Hem bu malzemeleri kendilerine hatıra olsun diye resimleri beraber çekiniyoruz, evet. Köstekli saat yani.